Yine Osman Kavala'ya tahliye çıkmadı. Oy çokluğuyla karar verildi. Kürşat Bektaş bir hakim şerh koydu. Az önce sizlere şerhi okudum. Yayınımız içinde tekrar okurum. Bir hukukçu milletvekili var yanımda. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başar. Hoş geldiniz Hoş Ali Mahir efendim. Bey. Bekliyor muydunuz siz tahliyeyi? Şöyle vicdanen. Bir ceza hukukçusu olarak bu mesleği uzun yıllar yapmış bir insan olarak bekliyordum. Ama bu yargı düzeninde, bu iklimde tabii ki şaşırmadım. Çünkü bu kararı oy çokluğuyla o mahkeme vermedi. AKP Genel Başkanı verdi bu kararı. Çünkü günlerce bu konu hakkında konuştu. Aslında bir suç. Devam eden bir kovuşturmayla ilgili yorum yapması... Suç istat etmesi, mahkemeleri tehdit etmesi, baskı altında tutması gerçekten bir hukuk devletinde bu ülkeyi yönetenlere yakışmayan bir davranış. Çok üzgünüm, şaşkınım. Gerçekten yani 1500 günü aşkın bir süre, 1539 gün herhalde bugün. Bir parça vicdan olabilir 4 diyordum. 4 bu4 yıl 4 yıl. 4 evet buçuk yıla gidiyor. Evet işte Tabii. 1500, Hı -hı. 1600 Hı -hı. güne yaklaşan bir süre. Yani sözün bittiği yerde Yargı bu durumda olmamalı. En son biliyorsunuz hem Muharrem Erkek partinizden genel başkan yardımcısı hem de Sayın Özgür Özer kendilerini ziyaret ettiler. Osman ben de etmiştim altı e, ay önce. Altı ay önce. Şimdi e, orada neden çıkayım ki hakim karşısına? sözü vardı. Aslında bir insanın hani umutsuzluğunun başladığı nokta bu. Ve Soros artığı diye e, sürekli siyasete alet edilen bir insan ve bir davan tek tutuklusu. Evet. Ve e, dış güçler diyorlar. Tek tutuklu olarak ben kaldım diyor. Bu, bunu benim ziyaretimde de söylemişti. E, ben çok kıymetli annelerini de ziyaret etmiştim. Öyle mi? Biliyorsunuz e, evet. annesi cezaevine girdiği e, günden beri oğlunu göremiyor. Evet. Çünkü e, oraya gelebilme şartları uygun değil. Ben Adalet Bakanı ile görüştüğüm en zaman çok şeylerden biri budur. Adalet evet. Bakanı ile görüştüğüm zaman eee olabilir demişti Adalet Bakanı. Hı. Çünkü e, giriş çıkışta sıkıntı yaşayabilecekti sağlık sebeplerinden dolayı annesi. Osman Bey dedi ben dedi annemin dedi beni burada böyle görmesin istemiyorum dedi. Üzülür dedi. E, orada paylaştığımız resimlerle ilgili bile bizi linç ettiler. Terörist başının annesini ziyaret eden vekil dediler. Bir sürü Twitter'da, sosyal medyada AK Parti'ye yakın isimler bizi eleştirdi. Niye terörist başı olsun? Niye insanları bir yargı hükmü olmadan, kesin bir yargı olmadan bu şekilde nitelendiriyorlar? Benim Osman Kavala'nın annesini ziyaret etmemden daha doğal ne olabilir? Çünkü bunun Osman Kavala kadar o da mağdur. Çünkü evladını 4,5 yıldır, 5 yıldır evladını göremiyor. Ama Türkiye'de böyle bir iklim var. Ne demişti? O ziyaretin biraz detaylarını anlatır Tabii mısınız? ki. E, bir sefer e, gerçek bir cumhuriyet aydını. E, çok e, genç yaşlardan bir iş hayatında, e, sosyal hayatta e, olduklarını, bu ülkeye vergi verdiklerini, bu ülkeye hizmet ettiklerini, bu ülkenin her toprağını, her insanı sevdiklerini söyledi. Ayrıca bunu hak etmediğini söyledi. Hele hele oğlunun asla hak etmediğini söyledi. Ve bir delil varsa biz de bilelim bir anne bunu söylüyor. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Varsa somut bir delil, gerçekten ceza yargılamasında mahkemenin eline dayanak olabilecek bir delil varsa ben de bunu görmek istiyorum. Anne çok üzgündü, çok kibar davrandı tabii. Tarihi bir ev. Onun ...annesinden, onun babasından... ...dedelerinden kalan işte o resimleri... ...tabloları gördük, resimleri... küçük e, küçük resimlerini inceledik. Genel Başkanımız da konuştu. Genel Başkanımız geçmiş olsun dileklerini sundu... ...hanımefendiye. E, ve... ...o resimleri tabii ki paylaştık. Ama inanın... E, ...AKP o kadar hazımsız... ...AKP'nin yöneticileri o kadar hazımsız ki... ...onu bile... <laughs> ...bir e, siyaset konusu yaptılar... Peki, e, Sayın Başarı siz bir hukukçusunuz ve bir ceza hukukçusunuz e, Osman Kavala neden içeride siz biliyor musunuz? Kesinlikle bakın kesinlikle bilmiyorum e, 2005'te özellikle e, ceza e, kanununu değiştirirken somut kesin şüpheden uzak delil kavramından soyut delile doğru e, makul şüphe kavramına doğru geçmişler. ben bunu çok eleştirmiştim bakın çünkü ceza yargılamasındaki en önemli şey yüzüncü madde tutuklamayı gerektiren o madde ceza yargılama hukukunda insanın özgürlüğünü alıyor. Bir değil bin kez düşünmemiz lazım o maddeyi düzenlerken. Orada makul şüphe kavramını getirdiler. Zaten Balyoz, Ergenekon birçok davada da o makul şüphe. O makul şüphe. Girdiler. Şimdi bundan da döndüler. Yeni değişiklikte kesin somut şüpheden uzak değil kavramı geldi. Olması gereken buydu. 2005'te çok genç bir uykucuydum, hukucu, çok eleştirmiştim. Doğru bir adım dedim bakın. Ama neden dedim biz bunu? 16 yıl bunu yaşadık. 16 yıl madem e, bu madde yanlıştı, insanları boşuna mı tutukladınız? Ki öyle Türkiye'nin iklimi. Genelkurmay başkanı 5 yıl tutuk kaldı, pardon denildi. Gazeteciler öyle, askerler, subaylar öyle. Şimdi buraya bakıyorum eski yasaya göre bakıyorum. Ya yani makul şüphe sayılabilecek bir delil de yok dosyada. Yani tamamen tahminler soru. E, Soros. Bir dakika. Herberki meselesi var. Evet bir dakika beyefendi sen görüşmüşsün zaten. O zaman beraber orada olmanız lazım Sayın birden, Cumhurbaşkanı. Birden çok fotoğrafınız var. Evet. Eski bakanlarınız da bunu zaten söylediler. Söylediler. Bu bir sebep olamaz. Gezi olayları bir sefer bu ülkede milyonlarca insanın destek verdiği, sağcısı, solcusu, pırıl pırıl gençlerin bir verdiği bir mücadele. Barışçıl bir gösteri. Tabii ki barışçıl bir gösteri. Anayasal dayanağı olan bir gösteri. Oradan da bir şey çıkartamazsınız. E, niye tutuyorsunuz o zaman? Yani e, siz rehim mi aldınız bu adamı? Bu siyaseten nasıl bir getirisi var? Evet, rehim mi aldınız diyorsunuz. Şimdi hukuken işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitti. Zaten e, bunu da konuşacağız. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin eee Böyle bir sonuç vermesine rağmen hala içeride olmasını ve Avrupa Konseyi'nin verdiği vakti de konuşacağız. Ama şimdi bir insanı siz diyorsunuz ki rehin mi aldı? Şimdi öyle bir şey olduğu zaman bunun siyasi bir getirisinin olması gerekiyor değil mi? Şimdi Osman Kavala'nın içeride olmasının AKP'ye nasıl bir siyasi getirisi olabilir? Bence AKP'nin bu konuda siyasal anlamda bir oy falan düşündüğünü hmm. getirisinin olduğunu düşünmüyorum hmm. zaten. Neden Çünkü o zaman? Sonuçta ne yani? E, bu toplum hukukun bu yönünde e, 20 yıldır mağdur. Ama burada ayrı bir hesaplaşmanın olduğunu düşünüyorum bu beyefendi, beyefendinin aklında. Yani e, bir sefer gezi olaylarıyla ilgili bir fobisi oluşmuş kendisinin. E, bu ülkede e, sokak denildiği zaman çıldırıyor. Oysa sokak anayasal bir hak. Yani e, bugün herkes işte aç kalan insanlar... Sefareti yaşayan insanlar, hayvan severler, kadın cinayetleriyle ilgili kadınlarımız eylem yapıp sokağa çıkabilir. Ama sokakla ilgili o kadar e, paranoya durumuna düşmüş ki e, hala gezide. Sürekli gezideki insanları, milyonları terörize ediyor, terörist olarak gösteriyor. Oradan kaynaklı bir sebep olabilir. Bizim bilmediğimiz, e, özellikle Soros'da... Buradaki ilişkilerle ilgili bir takıntısı olabilir ama gerçekten ben anlamıyorum. Ben bir hukukçu olarak, bir ceza hukukçusu olarak, bir milletvekili olarak anlamıyorum. Bu nasıl kindir, nasıl nefrettir, nasıl bir hukuksuzluktur? Bunu bana kimse anlatamaz. Bir sadece e, Sayın Erdoğan değil, Sayın Bahçeli de aynı tavrı takınıyor. Sayın Kavala ile. Yani artık ben Bahçeli, e, saray ne derse o rengi bir ürünüyor zaten. Yani Bahçeli'nin dediklerini çok önemsemiyorum. Evet, bahçenin de tam tersi. E, belki de ama e, özellikle e, AKP Genel Başkanı'nın e, bu konuda çok açık bir tavrı var. Mahkemelere mesajları var. Şimdi bakın az önce ne dedik? E, bir üye muhalefe şehrini verdi. Ve içeri girdi i̇şte, o mesajın ardından işte zaten. İşte bir şey söylemek isterim. Bir üye muhalefe şehrini verdi. Ne olacak üye biliyor musunuz? Ağır cezadan alınacak. Hemen Asya ceza hakimlerinden birine verilecek. Berat kararını veren... Neden Ali Mahir Bey? Niye eminim? Bakın hemen söyleyeyim. Boğaziçi Mahkemesi'ndeki öğrencilerimize, çocuklarımıza tahliye kararını veren hakimlerden biri o heyetteydi. Berat Osman Kavala dosyasında berat kararına imza atan hakimlerden bir tanesiydi. Bunu niye söylüyorum? O mahkemeyi dağıttılar. Başkanı da iki üyeyi de... Asya Ceza Mahkemelerine yolladılar. Aslında Türkiye adına, hukuk adına bir utanç meselesidir bu. Bir hakim, bir ağır ceza mahkemesi başkanı bir alt mahkemeye Asya Ceza Mahkemesine yollandı. Aynı şey burada da olacak. Çünkü bu beyefendinin saray dışında Recep Tayyip Erdoğan dışında düşünme şansı yok. Ona muhalefet ediyor. Karara değil. Bakın gerekçesine göreceksiniz. Çok güzel bir gerekçe yazacak bence. Şimdi e, hemen söyleyeyim size. E, bir müsaade edin bana. E, şimdi neden e, şerh koyduğunu şöyle anlatıyor. Hemen okuyayım. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz de öğrensin.